bu ülkede yaşayan 80 milyonun gerçekten huzur ve refah içinde yaşaması için meclisin harekete geçmesi lazım. Ama 21 Temmuz 2016'dan bu yana meclis neredeyse yok hükmünde. Taşeron gibi bir konuyu bile kanun hükmünde kararnameyle çözüyor bu hükümet. Kış lastiği konusunu kanun hükmünde kararnameyle çözüyor bu hükümet. Yani olağanüstü halin uygulamasıyla sınırlı olan kanun hükmündeki kararnameler ne yazık ki Türkiye'deki tüm yaşamı düzenleyen hale gelmiştir. Peki. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı kazandığında isteseydi bu ülkede hilafeti, isteseydi bu ülkede padişahlık sistemini devam ettirebilirdi. Ama tüm yol arkadaşlarıyla birlikte ne dedi? Türkiye'nin her tarafından gelenlerle kurulan mecliste biz parlamenter demokrasiye geçeceğiz dedi ve geçti. Şimdi 2019 seçimlerinde biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin geleceğinin oylandığı bir seçim olarak görüyoruz. Bu anlamda da hepimizin hedefi 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkan, Türkiye'yi yeniden demokrasiyle tanıştıracak, yeniden çağdaşlığı hedef alacak ve herkesin refah içerisinde yaşayabileceği bir Türkiye'yi inşa etme anlamında da hepimiz hedefimizi 2019 seçimini kazanmaya koyduk. Şimdi böyle bir ülkede, böyle bir yapıda sadece ben ne olacağım diyenlerin elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeri yoktur. Herkes ama herkes 2019 seçimlerinde elini değil tüm gövdesini taşın altına koyacak. Hem büyükşehir, hem ilçe seçimleri, hem de genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adana'da birinci parti olması için her şeyi yapacak. Her çalışmanın içerisinde olacak. Hiçbirimiz efendim ben milletvekiliyim, ben birinci sıradayım, ben şuyum, ben buyum demeyecek.